göklerin sesi manşet atıyor. Tabir caizse göklerin eli göklere manşet atıyor. Vata. İşte, aslında efendim manşet budur. Ebedi manşet. Hiç inmeyecek manşet. Sıcak gündem budur. Nebe'un azim. Büyük haber budur. Eyvallah. Her haber geçer. Her haber bayatlar, bu bayatlamaz. Onun için. İzâ veka'atil vâkiah. O büyük olay olduğu zaman. Leyse li vak'atihâ kâzibe. O büyük olayı yalanlayacak biri yoktur. Hiç kimse yalanlayamaz. Hâfidatur râfi'ah. O indirecek, çıkaracak. İndirecek, bindirecek. Bindirecek. Kimini indirecek? O yüksek zannedenleri alçaltacak. Alçak zannedilenleri de yüceltecek. İzâ rüccetil ardu raccen. Yeryüzü korkunç bir sarsılışla sarsıldığı zaman. İzâ rüccetil ardu raccen. وَبُثَّتُ الْجِبَالُ بَثًا. Dağlar hallaç pamuğu gibi atıldığında. فَكَانَتْ هَبَاءً مُنْبَثًا. Toz duman olduğunda, hiçbir şey kalmadığında. وَكُنْتُمْ اَزْوَاجًا سَلَاسًا. Ve siz üç gruba ayrılacaksınız. Sağ ehli, sol ehli ve öne geçenler. Hmm. Yani iyileri kendi içinde ayırıyor. Sağ ehli iyiler, sol ehli kötüler. Burada sağcı solcu dememek lazım. Dememek burada lazım. Bu bildiğimiz siyasi kavramlarla alakası yok bunun. Tabii. Sağ duyusunu kullananlar ve sağ duyusunu kullanmayanlar. Fıtratını dinleyenler, fıtrat sağ duyudur. Ve fıtratına aykırı davrananlar, bir de öne geçenler. Ve sâbikûne sâbikûn, ulâikel mukarram. Sizin aktif iyiler dediğiniz. Aktif iyiler. Eyvallah. İşte böyle. Bu da bir sahne. Yine bir başka sahne. La ted'u'l yevme thuburan vahiden. Fed'u thuburan kethira. Bugün bir tek ölümü çağırmayın. Size bir tek ölüm yetmez. O ahiretin dehşetini görünce insan ölümü çağıracak, ölümü arayacak. Oh, oh, oh. Ölüm neredesin? Fakat bulamayacak. Rabbimiz de işte böylelerine bir ölüm yetmez diyor. Size bir ölüm yetmez. Ölümleri, birçok ölümü çağır. O nasıl bir dehşet olacaksa. Yani öyle bir icaz ve belagat var ki insanı bir anda kıyametin içine çekiyor. Eyvallah. Yani anlatılanlar olayın içine çekiyor. Sanki bir anda katılıyorsunuz. Ve çok ilginç. Nebe suresinin sonunda efendim. Ma qaddemet yada. Kişi eliyle ne takdim ettiğine baksın. Baksın ne takdim etti. Ve yekulul kafir. Ve işte o zaman kafir, inkarcı, daha doğrusu nankör diyecek ki ya leyteni kuntu turaba. Keşke toprak olsaydım. Yani öldükten sonra bir hayatım olmasaydı. Düz anlamı bu. Düz anlamı, ilk anlamı bu. Ama tek anlamı bu değil. İç içe geçmiş katmanlar var burada. Keşke toprak olsaydım. Yani insan olmasaydım. Toprağın ahireti olmaz ya. Benim de ahiretim. Bakınız, ahirete hazırlıksız yakalandığı için insan olmaktan utanacak. İnsan olmaktan pişmanlık duyacak. Ama tek katman değil mana demiştim. Keşke nankör olmasaydım. Toprak nankör değildir. Evet. Toprak gibi olsaydım. Suyu gördü mü hemen cennet gibi yeşillenir. Gülümser. Gülümser. Yani suyu belli eder. Nankörlük yapmaz toprak. Ekersiniz 1:5, 1:10, 1:100. Bense Allah beni ekti. Ama ben nankörlük yaptım. Evet. Toprak gibi yapmadım. Üçüncü anlam daha alt kat. Çok güzel. Keşke toprak olsaydım, toprak gibi 1:10 verseydim, 20 verseydim. Daha alt bir katman. Nankörlük etmeseydim. Keşke toprak. Toprak varlık içerisinde
en mütevazı varlık. Evet. Onun için toprak üzerinden misal verirler. Tabii. Yani bedava olan şeyleri toprak üzerinden misal verirler. Tabii. Çünkü dünyada çok. İşte orada burnumu kaldırdım Allah'a. Kibir. Şistahlandım. Mütekebbirlik yaptım. Kibirli davrandım. Toprak gibi kibirsiz olsaydım şimdi böyle olmazdım. Tevazu, haddimi eyvallah bilseydim. Eyvallah. Dolayısıyla tüm delaletleriyle böyle andıktan sonra ahiret sahnelerinden böyle bir nebze de vermiş olduk. Evet. Kur'an gerisini Kur'an'ımıza havale Kur'an'a edelim. Kur'an'a havale edelim. Kıyamet suresi, Nebe suresi, Vaka. Hatta Vakıa suresi, Mülk suresi, İnşikak suresi, İnfitar suresi ve daha Hac suresi ve daha birçok sure Kur'an'da kıyamet sahneleri. Bir de bu konuda harika yazılmış, hazırlanmış Şehit Seyyid Kutub'un Kur'an'da edebi tasvir. Kur'an'da kıyamet sahneleri. Kıyamet sahneleri. Evet. Edebi tasvirde de sanki bunları olabilir ama kıyamet sahneleri gerçekten evet, harika bir eser. Oraya da atıf yapıp şehidimizi anıp bu mevzuyu geçelim. Geçelim. Allah razı olsun hocam. Şimdi geçelim fakat bir başka yere de atıfta bulunmuş olduk. Bağlantıyı eyvallah kurmuş olduk. Şimdi çok önemli, çok konuşulan, insanların gündemini meşgul eden, ortalıkta da bir hayli yazılan, çizilen bir başka mesele var. Kıyamet. Eyvallah. Şimdi Kur'an'ın bize ve o Kur'an'dan beslenen zihinlerin, vahyin terbiyesiyle inşa olmuş zihinlerin tasvir ettiği kıyameti ben doğrusu şahsen anlamak istiyorum. Eyvallah. Yani bu kıyamet nedir? Kıyamet nasıl anlaşılacak? Küçük kıyamet, büyük kıyamet, kıyametin alameti, alametleri olur mu, olmaz mı? Bunlara bir başlangıç yapalım istiyorum. Eyvallah. Bize şu kıyameti bir anlatın hocam, bir tasvir edin. Hay hay. Lütfen. Yalnız sorulan sorandan daha alim değil. Estağfurullah, estağfurullah. Çünkü fayda kıyameti edeceğim anlatmaya benim ne bilgim ne dilim yetmez. Bu başlayalım inşallah. Ama bakalım. Vahiy bize misali ne öğrettiyse. Amenna. Veya vahiyden ne kadar öğrenebildikse. Amenna. İnşallah onu paylaşmaya çalışalım. Amenna. Amenna. Sadece eksiğimizle, noksanımızla paylaşmaya tabii çalışalım. Tabii, lütfen. Kıyamet alametleri meselesi gerçekten ilginç bir mesele. Rivayet evet edebiyatımız içerisinde ciddi bir yekün tutuyor. Hele hele spekülasyona o kadar açık ki, tabii, özellikle spekülatif bilgi arayan bu işin hastaları var. Evet. Bilgi spekülasyonu yapmak için spekülatif bilgi arıyor. Yani böyle tartışmalı, biraz aynen ucu öyle açık, aynen esnetmeye öyle müsait, hayalara biraz gizemli. Efendim, yani muhkem bilginin peşinde olmazlar. Muhkem bilgiye sahip olmamışlardır. Evet. Çünkü muhkem bilgi onlara farz-ı ayın. Farz-ı ayın tabii. Farz-ı ayına sahip olmamışlardır. Gidip müteşabih bilginin arkasına düşerler. Evet. Bu sefer de çuvallamaya başlarlar. Yani onu öncelerler. Hele, hele bir de başkalarına satmaya kalkmaları yok mu? İşte orada bitirirler. Cahilin cahile sorusu olur. Evet. Hiçbir şey çıkmaz. Onun için burada Kur'an'la çizilmiş önce bir çerçevemizin olması lazım. Tabii. Kur'an'la çerçeveyi çizdikten sonra hadis edebiyatımız içinde bize kadar intikal eden kıyamet alametleri ve kıyamet hadislerini nasıl ele alacağımız meselesi aydınlanır. Evet. Çünkü bizim hadis konusu oldu, söz konusu olduğunda yapmamız farz olan, efraz olan iş önce Kur'an'ın o konudaki çerçevesini öğrenmektir. Anlatabiliyor muyum? Evet. Çünkü şundan eminiz. Allah Resulü Allah'a aykırı bir şey söylemez. Amin. O elçidir. Kendisinin gönderiliş gayesi olan vahyiyle çelişen bir şey söylemez. Ama söylemiş diye rivayet ediyorlar. İşte senin işin kolaylaşıyor orada. Eğer öyle bir rivayet gördünse, eğer cahilsen tevakkuf et. Hemen onu parantez içine al, bir kenara koy. Onu gündeme getirme. Dur, orada dur, bir dur. Dur, orada dur. Orada dur. Eğer biliyorsan, yok, tahkik ehliysen, kaynaklara ulaşabiliyorsan, Kur'an'a arz et ve tamam, at. Çünkü Kur'an'a arz ediyorsun, Kur'an kabul etmiyor. Orada sen yabancı bir isim, cisim gibi aynen atıyor. Aynen öyle, aynen atıyor öyle.
O temiz arka karışmış. Nerede olursa olsun. Kim naklediyor olursa olsun. Dolayısıyla önce yapılması gereken bu. Onun için muhkem önce öğrenilmeli. Bu ne kadar güzel kolaylık tabii. değil mi? Ne kadar aynen. güzel bir yöntem. Niye böyle yapmayız da başımıza iş alırız, derde sokarız? Akidemiz, kafayı karıştırırız. Akidemiz bu kadar ucuz mu? Kafayı karıştırırız, duyguyu karıştırırız. Duyguyu karıştırırız. İmanı karıştırırız. İmanı, ameli her şeyi karıştırırız. Aynen öyle. Gidiyor. Burada o zaman önce arz edeceğimiz Kur'an'ın kıyamet konusunda ne söylediğine bir kulak verelim. Lütfen. Daha doğrusu bu konuda ana başlıkları, Kur'an'ın çizdiği sınırı, kırmızı çizgileri, kırmızı sınırları hemen ortaya koyalım. Bir, Kur'an'a göre kıyamet kesindir. Hiç tereddüt yok. Hatta bu konuda Kur'an la raybe fih ifadesini evet. kullanır. Efendim, hiçbir şüphe. Hac, evet, hiçbir şüphe. Hac suresinin 7. ayetinde. Ve enne sa'ate atiyetun la raybe fiha. Evet. Kesinlikle son saat gelecektir. Hiçbir kuşku yoktur. La raybe fiha. İşte bu. Hac suresinin 7. ayetinde bu. Yani kıyamet kesindir. Kesin gelecektir. Bu bir. Burada bunu aslında varlığın fiziki yasaları da söylemiyor mu? Evet. Efendim, her şeyin bir sonu vardır, bir ömrü var. Çünkü bir başlangıcı var. Bir başlangıcı olan her şeyin aynen. bir ahiri sonu, sonu var. Eyvallah. İkincisi, yakın mı uzak mı bilinmez. Hmm. Bunu Kur'an söylüyor yalnız. Nerede söylüyor? Cin suresinin 25. ayetinde söylüyor. Çok güzel. Yakın mı uzak mı bilinmez. Eyvallah. O zaman bu konuda tüm rivayetleri vahya atfedeceğiz. Yani arz edeceğiz. Kabul ediyorsa kabul edeceğiz. Yani kıyamet tarihi veren mesela. Eyvallah. Rivayetler, yaklaşımlar, yorumlar. Ona geleceğiz. O üçüncü maddeye. Üçüncü madde mi? Üçüncü yani bu yakın mı uzak mı evet, bilinmez. Bilinmez. Üçüncü madde gizlidir. Zamanını kimse bilemez. Evet. Saklıdır, gizlidir. Saklıdır, gizlidir. Zamanını kimse bilemez. يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ عَنِ السَّاعَةِ اَيَّانَ مُرْسَاهَا وَمَا أَنْتَ مِنْ ذِكْرَاهَا Sana saatin, son saatin, kıyametin ne zaman kopacağını soruyorlar. Sen nerede, onu bilmek nerede? Sen onu asla bilemezsin. Nereden bileceksin ki? Bu sen dediği ve ma ente dediği Allah Resulü. Allah Resulü. Onun şahsında da ümmeti peki, olabilir. Peki Allah Resulüne böyle diyen ayet ümmetinin içinde kıyameti hesap etmeye kalkacaklara ne der? Bu konuda spekülasyon bile yapılmaz. Çünkü edep budur. Kur'an'ın bize öğrettiği edep budur. Onun için yanına bile yaklaşılmaz. Evet. Yani tahmin bile yapılmaz. Hmm. Yapmak Kur'an'ın bize öğrettiği şu edebi aşmak. Ama ümmetin içinde sürekli kıyametin kopacağı hep beklemişler. Evet. Yani bir kıyamet beklentisi Hazreti Peygamber döneminde de oraya geleceğim. Oraya geleceğim. Oraya geleceğim. Pekala. Evet. Buyurun. Önce Kur'an'ın enlerini bir çizelim. Bu çizgileri, hı hı. haritayı bir görelim. Sonra ondan yorumunu sonra yapalım. Gelen rivayetleri buna vuracağız. Tamam. Bu kiloya vuracağız. Peki. Bu teraziye koyacağız. Peki. Evet. Yine efendim Kur'an'da لِتُجْزَى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا تَسْعَى Yani اِنَّ السَّاعَةَ عَاتِيَةٌ اَكَادُ اُخْف۪يهَا Bu çok önemli. Bu ayet gerçekten önemli. Taha suresinin 15. ayeti. اِنَّ السَّاعَةَ عَاتِيَةٌ Son saat kesinlikle gelecektir. Kesinlikle. Öyle acele falan manası yok burada. Hemen gelecektir yok. Atiyetun. Kesinlikle gelecektir. Ekadu uhfiha. Bu nasıl okunacağı konusunda sahabe ihtilaf etmiş. Ekadu uhfiha. Ahfiha okuyanlar olmuş. Bu okumaların sonucunda Abdullah İbni Mes'ud şu mana. Neredeyse onun zamanını kendimden bile gizleyecek. Hmm. Yani Rabbimiz diyor. Yani oradaki bir yağ ziyadesiyle anlam bu, değişiyor. Eyvallah.
veya böyle bakmasak dahi onun